Ama süremiz daha, ben rol çalmayarak, vakitten almayarak hemen sözü Gökhan Bey'e, moderatörümüze bırakıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Çok güzel bir gün geçiriyoruz. Tabii bugünün bu kadar güzel olmasının en önemli sebebi dışarıdaki güzel güneş değil. Bu kadar çok bilgiye aynı anda ortak bir erişim platformundan ulaşabiliyor olmamız. Bilgi insanı yaşama bağlayan en önemli güç. Hangi yaşta ve deneyimde olursak olalım, bilgi bizim için her zaman değerli oluyor ve gelişim motivasyonumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz. İşte bizler eskiden bilgiye ulaşmak için çok büyük mücadeleler verirdik. Şimdi artık bilgi önümüze geliyor, atıl bir şekilde beklemiyor, bir de bizi geliyor, dürtüyor. Hadi harekete geç diyor. Böylesine kıymetli bir zamandan geçiyoruz. Bu sebeple EduPlus ailesine bugün bu güzel ortamda 11. Finans Zirvesi'nde bizleri buluşturduğu için teşekkür ediyoruz. Öğlenin bu güzel saatinde bizim konumuza ısınmak adına küçük bir girizgah yapayım. Baş döndürücü bir değişimin içerisindeyiz malum. Bugün zaten bu farkındalıkla bu zirve yapılıyor. Finans ekipleri, finansal operasyonları ve raporlamayı kolaylaştıracak ve optimize edecek, muhasebe ve finans süreçlerini dijitalleştirecek, büyük veriden yararlanacak teknolojik çözümlere giderek daha fazla yatırım yapmaya başlıyorlar. Cloud, yapay zeka, öğrenen makineler, blockchain, robotik süreç otomasyonları ve benzeri birçok teknolojinin katlanarak büyümesi, finans işlevinin gelişimini hızla etkilemeye başladı. Bugün tüm CFO'ların gündeminde yeni nesil finans organizasyonları, iş yönetim süreçleri nasıl olacak, buna dair sorular var. Bu yeni normalimizde özellikle perakende, hızlı tüketim, finans ve üretim sektörlerinde dijital dönüşümün gerekliliği ve hızlandırılması önemli bir ihtiyaç olarak ön plana çıkıyor. Çok değerli konuklarım var. Dijital dönüşümü konuşmaya başlamadan önce onlarla dijital dönüşümü kavramsal olarak nereye oturtmalıyız? Önce oradan başlamak istiyorum. Bu dijital dönüşüm dünyadaki eğilimleri nedir? Türkiye'ye yansımaları nelerdir? Önce isterseniz Hasan Bey, buyurun sizinle başlayalım. Teşekkür ediyorum Gökhan Bey. Öncelikle kendimi kısaca bir tanıtayım. Hasan Eren, Vailant Group Türkiye'de, Vailant Group Türkiye ve Export'ta finans direktörü olarak görev alıyorum. Vailant Group ısıtma sektöründe faaliyet gösteren 350 milyon euro ciroya sahip, 1954'ten beri Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren ısıtma sektörünün öncü şirketlerinden bir tanesi. Şimdi gelelim dijital dönüşüm konusuna. Dijital dönüşüm konusunu tartışmadan önce öncelikle bir ortama bakmak lazım. Şimdi bu ortam nedir? Yani bu dijital dönüşümün ortaya çıktığı ortam. İngilizce'de VUCA diye tanımlıyorlar ama VUCA'nın açılımı şu: oynaklığın yüksek, belirsizliklerin yüksek, karmaşıklığın yüksek ve bulanıklığın da yüksek olduğu bir ortam. Neden? İşte pandemi, finansal krizler, belirsizlikler, birçok şey var. Şimdi dijital dönüşüm bunun karşı tarafında yer alıyor aslında. İçinde de yer alıyor ama karşı tarafında da yer alıyor. Niye? Dijital dönüşüm bu belirsizliklere karşı, bu oynak dünyaya karşı aslında bir silah. İşte bu silah finans dünyası tarafından da kullanılması gereken bir silah. Çünkü bu silah size bu belirsizliklere karşı aslında atik olmayı ve çevik olmayı getiriyor. Bugün herhalde bu zirvede konuşulan konulardan bir tanesi ve en çok tekrar edilen konulardan bir tanesi atik olmak ve çevik olmak. İşte finans da bu dönüşümün içerisinde atik ve çevik olmanız lazım. Eski dünyanın, yavaş dünyanın dışındayız. Sizin ne yapmanız lazım? Bilgiyi toparlayıp hızlı bir şekilde karar verme fonksiyonlarını ulaştırmanız lazım. Zamanla ulaştırmanız lazım ve doğru bir şekilde ulaştırmanız lazım. Finansal dönüşüm genelinde bunu sağlaması lazım. Geç kalan şirketler bu konuda geç reaksiyon veriyorlar. Geç reaksiyon verdikleri için de aslında zararsız rekabette kaybeden oluyorlar. Ama bunları finansal tarafta da hızlı yapan şirketler daha önde yer alıyorlar. Ben kısaca böyle özetleyebilirim Gökhan Bey. Diğer arkadaşlara sözü devredebilirim. Tabii Gökhan Bey, isterseniz sizinle devam edelim. Merhabalar Gökhan Bey. Öncelikle ben de EduPlus'a bu güzel zirve için teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli bilgilerin ve fikirlerin tartışıldığı çok güzel bir ortam. Ben kısaca yine kendimden biraz bilgi vereyim. Ben DD Holding
kurucu CEO'su Gökhan Yılmaz. Grubumuz aslında çok genç, 3 yıllık geçmişi olan, bugün yaklaşık 600 milyon cirosu olan, kıymetli madenler piyasasında özellikle faaliyet gösteren bir grup. Bizim amiral gemimiz Agabulyun, özellikle kıymetli madenler tarafında işte trade yapan, kıymetli madenler piyasası üyesi bir şirket. Konumuza dönecek olursak aslında finansın dijitalleşmesi konusuna, ben konuya biraz daha felsefi ve tarihi perspektiften bakarak başlamak istiyorum aslında. Dijitalleşme geçmişteki tarım devrimi ve sanayi devrimi gibi çok önemli bir üçüncü devrim olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Tarım ve sanayi devrimi insanların yaşamak ve gelişmek için ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri elde etmelerine yardımcı olmak için önceki rejime göre daha güçlü ve verimli yollara temsil etmişlerdi. Şimdi tabii aynı itici güç, şimdi bu üçüncü ekonomik devrime de güç verdiğini düşünüyorum. Bu devrimde insanlığın topladığı tüm bilgilere giderek daha eksiksiz ve evrensel erişimiyle birlikte akan bilginin aynı anda her yerde bulunması sağlandı. Ceplerimizdeki akıllı telefon aracılığıyla gezegendeki diğer tüm insanlarla bağlantı kurma becerisinin yanı sıra eşit derecede derin ve kararlı bir mutlak değişim dinamiği başladı. Aslında her devrimin temelinde toplumda oluşmaya başlamış olan yeni düşünce akımının eski düşüncenin yerinden etme sürecidir diye düşünüyorum. Günümüz dünyasında bireylerde gözlemlenen en önemli düşünce tarzları olan mülksüzleşme ve anti merkeziyetçi düşünce tarzının yükselişi hayatın her noktasında olduğu gibi ekonomiyi ve iş yaşamını son derece derinden etkilediğini görüyorum. Artık dünyanın en büyük global şirketleri olan birçok şirket ellerinde neredeyse hiç mülk bulundurmuyor. Örneğin Airbnb, Booking.com, Uber gibi şirketlerin insanların barınma, ulaşım gibi en temel ihtiyaçlarını hiçbir gayrimenkul veya araç olmadan sağlayabiliyor olduklarını gözlemliyoruz. Eskiden son derece zor olan ve birçok banka şubesi ve personeliyle yapılan bankacılık hizmetleri artık dijital finansal servis sağlayan PayPal, TransferWise, Npara gibi firmalar tarafından hiç banka şubesi veya çalışanı olmadan yapılabilmeye başlandı. Keza ülkemizde de şu anda en büyük uluslararası şirket değerlerine sahip yine tüketici ihtiyaçlarını dijital çözüm üreten Yemek Sepeti, Peak Games ve Getir gibi firmalar. Teknoloji alanındaki gelişmeler, internet ve mobil kullanımlarının artması, bireylerin daha farklı ve daha hızlı tüketim alanlarına yönlendirmiş ve buna bağlı olarak da alışılagelmiş dağıtım kanallarının dışında pazarlar ortaya çıkmıştır. Finansal teknolojilerin önemi artmış, teknolojiyi kullanarak kolaylaştırmak ve otomatikleştirme yolunda hızlı adımlar atılarak finansal dönüşüm başlamıştır. Şimdi tabii dünyaya dönecek olursak yapılan araştırmalara göre şu anda İskandinav ülkeleri, İsviçre, Singapur, Güney Kore, İngiltere, Hong Kong ve Amerika dijitalleşen ekonomilerin başında yer alıyor. Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri daha küçük bir coğrafyada yer almalarına rağmen önemli uluslararası ticaret merkezleri olmaları sebebiyle dijital dönüşüme hızla adapte olmuş durumdalar. Bu ülkelerin başarısı hem devlet politikalarından hem de startuplara çok olması sonucunda kültürün inovatif tabanlı olmasından kaynaklanıyor bence. Avrupa'da dönüşüme yine hız verdi. Dijital dönüşüm kavramı 2010 yılında Avrupa Birliği tarafından bir vizyon olarak ele alınarak değerlendirildi. Ve birliğin büyüme hedeflerini belirleyen 2020 planında 7 hayati maddeden biri olarak kabul edildi. Ülkemizde bu tablo neresinde derseniz, raporda kabuğunu kıranlar grubu içerisinde yer alan Türkiye, devlet politikalarının da hız kazanmasıyla dijital dönüşüm konusunda ilerleme kaydeden ülkeler arasında yer aldığını söyleyebiliriz Gökhan Bey. Teşekkürler. Sağ olun Gökhan Bey. Hakan Bey, isterseniz sizinle devam edelim.
Teşekkür ederim. Ben de EduPlus'a böyle bir etkinliği düzenlediği için ve beni de davet ettiği için teşekkür ediyorum. Bozdu Holding'de Finans'tan sorumlu icra kurulu üyesi olarak görev yapıyorum. Değerli katılımcılar genel olarak çerçeveyi çizdiler. Ben de zamanı etkin kullanmak adına bir iki noktanın altını çizip sözü devretmek isterim. Bunlardan bir tanesi dijitalleşme veya finansın dijitalleşmesi dendiğinde ilk akla gelen unsur üretkenlik oluyor, verimlilik oluyor. Direkt olarak insanların aklına bir dijital süreç geldiğinde daha az girdi, daha fazla çıktı veya aynı girdi seviyesiyle çıktığının değişmesi gibi unsurlar gelebiliyor ama bunun bazı ölçüm metotları var. Bunlardan bir tanesi de toplam faktör verimliliği, özellikle makro ölçekte baktığımızda. Yani burada teknolojinin ilerlemesiyle veya bazı süreçlerin dijital hale gelmesiyle beraber artık biz aynı seviyedeki girden daha fazla çıktı almayı veya biraz daha tersiyle aynı çıktıyı daha düşük girdiyle elde etmeyi bekleriz. Burada da gösterge olarak alabileceğimiz ülkelerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri ama burada farklı sonuçlar görüyoruz. Öncesinde toplam faktör verimliliği olarak ölçülen yani bir ekonominin bazı girdileri sabitken verimlilik artışını ortaya koyan gösterge Amerika'da %1,5 %2 seviyelerindeyken son dönemde bunun 1005 seviyelerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Yani teknolojiyle üretkenliğin yan yana ilerlemediğini, ikisi arasındaki ilişkinin sorgulanabilir boyutta olduğunu söylemek mümkün. Bu ülkemiz için de geçerli. Bakıldığı zaman hani Türkiye'de 2000 sonrasında pozitif olan bu oran 2003-2007 döneminde güzel seviyelere, yüksek seviyelere geldi ama kriz döneminde maalesef sert bir düşüş yaşadı 2008-2010 döneminde. 2014 sonrasında ise maalesef çok parlak değil. Dolayısıyla dijitalleşme, teknolojik gelişme, ya evet üretkenliğe birebir yansıyor mu? Büyük resmi değerlendirirken bu göstergeyi de göz önünde bulundurmakta fayda var. Finansın dijitalleşmesi konusunda bir iki parametreyi tekrardan göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü her süreç dijitalleşmeye aynı ölçüde uygun değil maalesef. Yani sadece finans ağırlıklı, finans odaklı süreçlere baktığımız zaman burada işte borç alacak hesapları, vergi işlemleri gibi evet burada dijitalleşmenin de ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Ama özellikle diğer fonksiyonları etkileyen, diğer iş birimleriyle çapraz çalışmayı gerektiren veya şirketin genelini gerektirip bütüncül bakış açısını ön planda tutmamız gereken konularda dijitalleşmenin biraz daha geriden geldiğini gözlemliyoruz. Ben bu konuların altını çizmek istedim. Sözü tekrardan size devredeyim. Teşekkür ederiz. Aydın Bey siz ne düşünürsünüz? Herkese merhabalar. Ben de EduPlus'a öncelikle teşekkür ederek başlayayım bu değerli panel için. Aslında birçok konuyu değerli panelistler paylaştılar. Ben önce bir kendimden çok hızlıca bahsedeyim. İsmim Aydın Başar. Borusan Lojistik'te mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Borusan Lojistik müşterilerine hem yurt içinde taşımacılık, depolama ve diğer tedarik zinciri ürünleri gibi, liman gibi uçtan uca tedarik zinciri ve lojistik hizmetleri veren, aynı zamanda yurt dışında taşımacılık, kara taşımacılığı, hava ve deniz taşımacılığı gibi birçok üründe de hizmet veren bir uçtan uca lojistik hizmet firması. Şimdi soruya gelirsek aslında birçok konu adreslendi. Ben sadece belki ufak eklemeler yapabilirim. Şimdi benim açımdan finansın dijital dönüşümünü belki ikiye ayırabilirim. Bir tanesi değerli panelistlerin de bahsettiği gibi herkesin daha hızlı ve daha çevik karar vermeye ihtiyacı var. Finans da burada aslında o karar almayı destekleyici, hızlı karar almayı destekleyici raporlama, planlama ve veri yönetimi konusunda dönüşüm liderliği yapıyor. Bunu yaparken de belki şunu söyleyebilirim. Daha bilgi veren
yani ne oldu ya da neden oldu sorularını cevap veren bir finanstan bu ne olacak ve biz bunun olması için neler yapmalıyız sorularına cevap veren ve aslında belki biraz da şirkete reçete yazan bir finans organizasyonuna dönüşmesi olarak tanımlayabilirim finansın dijital dönüşümünü birinci açıdan. İkinci açıdan ise yine değerli panelistler de bahsetmişti. Aslında ben şöyle kendi kelimelerimle bahsedersem, yapılan her bir gelir işlemi için operatif maliyetlerin verimliliğinin teknoloji yardımıyla azaltılması aslında. O da belki ikinci açısı olabilir finansal dijital dönüşümü açısından. Tabii hızlı karar almak için, risk ve fırsatların takibi için hangi veriyi nasıl elleşleyeceğiz, yapılandırılmış veri mi, yapılandırılmamış veri mi, bunların da hızlı bir şekilde o karar süreçlerinin içerisine dahil edilmesi gerekiyor. Onu belki bir sonraki dakikalarda biraz daha konuşuyor olabiliriz. Ben de size devretmek isterim sözü. Peki, teşekkürler. Biliyorsunuz özellikle pandemi sonrasında hayatımıza baş döndürücü bir hızla giren bulut, yapay zeka, öğrenen makineler, self-service, blockchain gibi dönüşüm teknolojileri var. Ve bunlar finansal yönetimi etkiliyor. Mali işler üzerinde çarpıcı etkileri nasıl olacak Hakan Bey? Ne düşünürsünüz? Teşekkür ederim. Neredeyse tüm ülkeler salgınla beraber kapanmayı yaşadı. Yani insanların sağlığı ön plandayken yavaş yavaş ekonomileri çekinceleri duymaya başladı. Burada tabii ön plana çıkan konu ülkeler arası rekabet. Kimin daha önce pandemi öncesi seviyeleri geleceği, dolayısıyla rekabette ön plana çıkacak konuşulmaya başlandı. Yani bu noktada da işleri aksatmadan devam edebilmek önemli ve bir yandan da çalışanların sağlığı göz önünde bulunduruldu. Burada makul bir şekilde devamlılık açısından bulut gibi uygulamaların ön plana çıktığını, daha öncesinde de vardı ama burada ön plana çıktığını gözlemledik. Bu tarz çalışma modellerini sadece bahsedilen teknolojileri desteklemek kısa vadede çözüm üretse de orta vadede aksamaları beraberinde getiriyor. Özellikle bu silo tarzı operasyonel modellerde, İngilizcesi agile olan ama hani çevik iş olarak çevirelim, yapış şekillerini ve bulut ortamında çalışmayı zorlaştırmakta. Dolayısıyla şirketler bu tarz teknoloji kullanımını geçerken çalışma modellerini göz önünde bulundurmalı. Bizim holding olarak finansal yönetimin odak noktamız finansal bilgi. Finans ve mali işleri, ben burada bütçe raporlaması, strateji, bunlar da benim sorumluluğum olduğu için tüm geniş bir perspektif almak istiyorum. En önemli işlevimiz bilgi üretim merkezi olarak görev yapmamız. Bunu da finansal raporlama, yönetim raporlaması, yazal düzenleyici otorite raporlaması ve vergi raporlama üzerinden yapıyoruz. Ama bunu yaparken yani bilgi üretim merkezinin kullanıcılardan gelen talepleri değerlendirirken dikkate alacağı en önemli husus bilginin faydası, bilginin üretim maliyetinden büyük olması. Zaman zaman bu konularda sorun yaşanıyor. Finansal raporlama talepleri aşırı iş yükü oluşturuyor ve bu iş yükünü yönetebilmek için de otomasyon ön plana çıktığını görüyoruz. Bizim tercihimiz biraz farklı. Yani biz burada mevcutu yönetmekten ziyade verimliliği arttırmaya yönelik süreçlere yaklaşıyoruz. Burada kritik olan fazla finansal bilgi üretmemek. Yani çünkü finansal bilgiyi üretirken bazı unsurların maalesef bir arada olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi üretilen finansal bilginin ihtiyacı uygun olması, bir diğeri ise gerçeğe uygun olması ki zaman zaman bunlar da birbiriyle çelişir. Yani gerçeğe uygunla ihtiyacı uygun arasında bilgi üreticisi çelişkiye düşer. Bunu çok detayına girmek istemiyorum burada, zamanında kısıtlı olduğu için. Diğer yandan bu iki özelliği sağlayacaksınız. İlave olarak da karşılaştırılabilir, doğrulanabilir, anlaşılır ve zamanında sunacaksınız. Tüm bunları sunduktan sonra ancak finansal bilgi, faydalı finansal bilgi diyebiliyoruz. Ve bunu da yaparken maliyeti göz önünde bulunduracaksınız. Yani faydalı finansal bilginiz üretim maliyetinizin üstünde olacak. Dolayısıyla bu çok kolay uygulanabilir bir konu değil. Bu kapsamda finansal bilgi üretirken gelen talepleri değerlendirmek bizim önceliğimiz.
Diğer taraftan şunu da biliyoruz. Bazı işlerde, ilk bölümde kısaca bahsetmiştim, otomasyon gibi, yani dijitalleşmeyi kullanarak %70'lere varan manuel müdahalenin azalması, yani elle müdahalenin azalması mümkün. %50'lere varan verimlilik artışları söz konusu. Biz mesela bu ölçümleri, yani İngilizcesi timesheet olarak değerlendirebileceğim çizelgeler üzerinden yapabiliyoruz. Burada sadece tekrardan altını çizmek istiyorum. Yani finansal süreçler özellikle teknoloji ve dijitalleşme kapsamında yeknesak bakmamak lazım. Bunlar komplike süreçler. Dolayısıyla cari, banka hesap mutabakatları, borda işlemleri gibi az karışık olan faaliyetlerde yüksek oranda otomasyon sağlamak mümkünken, yani iş finansal kontrol, finansal planlama gibi konulara geldiğinde aynı oranda otomasyon hedeflemek biraz zor. Özellikle strateji, iş geliştirme gibi başlıklara geldiğinde ise halihazırda otomasyonu oldukça limitli olduğunu söyleyebilirim. Sözü size bırakayım. Aydın Bey, bulut bilişim teknolojileri, yeni nesil veri analitiği ve chatbotlar sayesinde hemen her cihazdan ve noktadan gerçek zamanlı veriye erişim, istenilen raporlara saniyeler içinde ulaşma ve hatta yapay zeka sayesinde ne zaman hangi raporun isteneceğini öngören makineler ile veri raporlama konusu tamamen yeni bir boyut kazanacak gibi görünüyor. Sizce veri yönetimi ve raporlama bu dönemde nasıl evrilecek? Bizi neler bekliyor? Gökhan Bey, orada şimdi bir kere ilk aşamada hani veriyi de ikiye bölüp bir yapılandırılmış veri nasıl elleşlenecek, yapılandırılmamış veri hayatımıza nasıl girecek diye ikiye bölmekte fayda görüyorum. İlk aşamada bir kere yapılandırılmış veriden de doğrunun tek versiyonunu oluşturmaya ihtiyaç var gibi geliyor. Çünkü aynı veriye, aynı temel performans göstergesine baksa da birçok kişi farklı rakamlara, farklı sonuçlara ulaşabiliyor. Bir kere en başta şeffaf ve aynı veriye ulaşan bir organizasyon yaratmak lazım. Aynı doğrunun bir tane versiyonunu yaratmak lazım. Bunun için de tabii sürekli dashboardlar üzerinde olabilir, farklı tool'lar üzerinde olabilir ama bunu tek yerden takip etmek, birlikte yönetmek ve bu kültürel dönüşüme de üst yönetimin bir kere öncülük etmesi çok kritik. Şimdi structured ya da yapılandırılmış veride birçok yani bir şirketimizin bugünkü geçmişi var. Müşteri bazında, sektör bazında, ürün bazında satış ve karlılık bir ısı haritası yaratmış geçmişten bu yana. Dolayısıyla biz bir şey biliyoruz bugünün resmine baktığımızda şirketle ilgili, şirketlerimizle ilgili. Diğer yandan da gelecekte risk ve fırsatlar, cazibelerin nerede olacağına dair de birçok veriye elleşliyoruz. Yapılandırılmış verilerden yine bahsediyorum. İşte farklı kaynaklardan gelebilir, makroekonomik veriler olabilir bunlar ya da sektör bazlı, bu sektör çok iyi gidiyor, şu sektör kötü gidiyor gibi veriler olabilir. Ya da kendi işimizle ilgili geliri üretirken elleşlediğimiz CRM tool'umuzun içerisinde bir takım veriler olabilir. Bunlar bize bir takım geleceğe dair öngörüler veriyor. Yine structured veri ama bunlar. Bunların hepsini farklı farklı kaynaklardan alıp aslında bugünün verisiyle, şirketteki verisiyle bu verileri bir araya getirdiğimizde bize konuşmamın daha önceki soruda bahsettiğim aslında bilgi veren finans yapısından daha reçete yazan finans yapısını bu ikisinin harmanlanmasıyla ancak gelebileceğimizi düşünüyorum. Burada bu farklı farklı veri kaynaklarını bir araya getiren ve bize reçete yazan teknolojiler ön plana çıkacak. Tahminleme yapan veriler ön plana çıkacak. Ticari anlamda, sadece finansal anlamda demiyorum. Ama belki de işin daha problemli alanı diyeyim, yapılandırılmamış verileri nasıl elleşleyeceğimiz. Yani biz bugüne kadar hep yapılandırılmış veri dediğim, yani Excel'i alıp da baştan sona okuyabileceğimiz verilerle çalışmaya alıştık. Buralardan bir anlam üretmeye, bir karar çıkarmaya alıştık. Oysa ki yavaş yavaş Excel'e kaydedemeyeceğimiz verilerle tahminleme yapmaya doğru gidiyor dünya ve bu verilerin elleşlenmesi ihtiyacı oluşuyor. Ne demek istiyorum?
Örnek de verebilirim. İşte mesela benim Borusan Lojistik özelinde gümrüklerde araçların kameralardaki verileri kullanarak ya da sensörlerdeki verileri kullanarak unstructured bir veriden gümrükte araç bekleme süresinin tahminlenmesi, onun da benim uluslararası kara taşımacılığı işimize yaratacağı lead time artışı, termin süresi artışı ya da azalışı gibi etkilerini elleçleyecek teknolojiler ihtiyaç olmaya başlayacak diye düşünüyorum. Önemli olan daha ziyade yapılandırılmamış verilerin elleçlenmesi diye düşünüyorum gelecek. Evet, bu dijital dönüşümler tabii paralelinde en çok gündeme belirli kurallara bağlanmış algoritmalar ile robotik süreç otomasyonunu da getiriyor. Özellikle finansın temel aktiviteleri olan planlama, muhasebe ve raporlama gibi fonksiyonlarda otomasyona geçilirken iş gücünün farklı yetkinliklerle donanmasının gerekeceği beklentisi konusunda da bir görüş var. Bütün dünya bu konuda konuşuyor. Hasan Bey, siz ne düşünürsünüz bu konuda? Teşekkür ediyorum Gökhan Bey. Yani şimdi bunu ikiye ayırmak lazım. Aslında sorarsanız Hakan Bey biraz bahsetti. Yani finans organizasyonun içerisinde tekrarlayan işler var ve basit işler bunlar. Nedir? Muhasebede bir fatura girişi, masraf formu girişi veya mesela raporlama tarafına gidin, bir günlük satış verisinin raporlanması. Robotlar bu konuda otomasyonu kuvvetlendirir. Yani buradan gerçekten de bir verimlilik size sağlayabilir. Ama daha karmaşık yapılara gittiğimiz zaman işte orada Hakan Bey şeyden bahsetti. Gerek var mı? Veya robot bunu yapabilir mi? Veya orada daha kalifiye bir iş gücü gerekebilir. Çünkü analiz devreye giriyor. Burada şundan bahsedilebilir. Yani artık iş gücünün eğer orada robotu otomasyona sokması gerekiyorsa daha karmaşık işlerde bunun planlıyor olması lazım. Yani planlama gücünün kuvvetli olması lazım ilgili çalışanın. Tabii niteliklerinde fazla olması lazım. Proje yönetimi konusunda güçlü olması lazım. Çünkü o robotun planlamasını IT ile beraber iyi dizayn etmesi lazım. Bu da bir proje yönetimi gerektiriyor tabii ki. En önemli niteliklerden bir tanesi de bu. Onun dışında da karmaşık yapıları basit yapılara indirebilecek, yani çözümlemeleri kolay yapabilecek insanlar. Bu da daha analitik insanların, daha mühendis yapılı insanların aslında finansal üst fonksiyonlarda görev alacağını, iş gücü niteliklerini buna göre gireceğini bize gösteriyor. İletişim her zaman içeride olacak bir şey. Zaten bugün de gerekli, yarın da gerekli olacak. Bu da önemli. Yine bu otomasyon sürecinde de gerekli olacak bir konu olarak görüyorum. Bu şekilde özetleyebilirim. Teşekkürler. Evet, o soruyla bağlantılı olarak aslında dijital dönüşümle birlikte finansal iş modelleri de evrilecek biliyorsunuz. Finans departmanları bu dönüşme liderlik eden ve merkezinde olan bir nevi entegratör olabilecekler mi Gökhan Bey sizce? Gökhan Bey, sesim geliyor mu? Evet, şu anda sesiniz geliyor. Bir daha sormamı ister misiniz? Duymadıysanız. Lütfen. Dijital dönüşüm ile birlikte finansal iş modellerinin de evrileceğini konuşuyoruz. Finans departmanları bu dönüşüme liderlik eden ve merkezinde olan bir nevi entegratör olabilecekler mi? Şimdi açıkçası Gökhan Bey, finansın dijital dönüşümünü ben aslında iki ana başlıkta ele alıp al diye düşünüyorum. Birisi şirketlerin dijitalleşme süreçlerinde özellikle finans departmanlarının dijitalleşmesi. Bir diğeri de biz de aslında bu sınıf içerisindeyiz. Finans hizmetleri veren firmaların dijital dönüşümleri. Şimdi bizim içinde bulunduğumuz ekosistemi paydaşlarıyla daha hızlı yapabilen, hükümetler tarafından regüle edilen sektörler, yani finans, sigortacılık, telekom gibi sektörler dijitalleşmede çok hızlı ilerlediğini görüyoruz. Türkiye'nin GDP'sinin %50'sini, dünyanınkinin de %13'ünü oluşturan inşaat sektörü gibi geleneksel sektörlerde de bu dijitalleşme sürecinin çok daha geriden geldiğini görüyoruz aslında. Artık aslında dünyada ve Türkiye'de dijitalleşmeye neden gerek var sorusunun yerine
nasıl yapmalıyız'a bıraktı. Finansal hizmetlerde inanılmaz hızlı bir dijital dönüşüm yaşanıyor aslında. Bugün birçok finansal kuruluş hızla tüm süreçlerini dijitalleştiriyor ve müşterilerinin cebine sığacak büyüklükte olmak için aslında çalışıyor. Şimdi finansal hizmetler alanında dijitalleşme dünyada inanılmaz bir kaydı iyileştirmeyi de sağlıyor. Ve artık her kuruluş ve her birey yapmış olduğu işlemler neticesinde değerlendirilir hale geliyor. Bu da aslında özellikle toplumsal huzur ve adalet açısından da çok önemli kazanımlar sağlıyor bence. Aslında iyi insan ve örnek bir vatandaş olmak artık algoritmik olarak değerlendiriliyor. Ve bu değerlendirme neticesinde ortaya çıkan sonuçlar insanları ve kuruluşları sürekli iyi yapmaya zorluyor. Şu an işte panelistlerin de az önce söylediği gibi yapay zeka ve robotlar tartışılıyor. Biz finansal servis yapan şirketler ve müşterileri aslında robot kullanmaya çok uzun süredir kendi portföy yönetimlerini yapmak adına algoritmalar yazarak veya birçok senaryoyu aynı anda analiz edip tavsiyelerde bulunan bir yapay zekayı kullanarak başladılar. Bence özellikle finansal servis sağlayan firmalar teknoloji geliştirme konusunda dijital dönüşüme en büyük katkıyı sağlayacak şirketlerdir diye düşünüyorum. Şirketlerin finans departmanlarına baktığımızda ise katma değeri olmayan işlerin olabildiğince elimine edilmesi ve finans yönetimin birinci derecede karar vericiler ile birlikte çalışmaya başladığını gözlemliyoruz aslında. Dünya ve ülkemizde artık herkes aklındaki senaryonun cevabını hızlıca bulabilmek istiyor. Dolayısıyla da karar vermek konusunda hızlandıracak çözümler ön plana çıkıyor. Bilgiye hızlı ulaşmak ve farklı senaryoları çalışabilmek sanırım artık en kritik konular. Kaos veya değişkenlik arttıkça aslında finansın önemi daha da artıyor. Çünkü bu denli kaotik bir ortamda karlılık ve nakit akışının izlenmesi, bu verilerin anlık olarak izlenmesi çok daha önemli. Finans departmanları dijitalleşmenin aslında en başta başladığı departmanlar olduğunu düşünüyorum. Ben kendimi bildim bileli muhasebe hep bir programda takip edilmiştir. Ve şu anda da bakıldığında aslında e-fatura, e-arşiv gibi devasa dijitalleşme projeleri başarıyla hayata geçirildi. Dijitalleşme ile ortaya çıkan en önemli ve en değerli çıktıların başında Big Data geliyor. Oluşmuş olan bu büyük datayı en iyi analiz edebilen kuruluşlar önümüzdeki dönemde rekabet açısından en öne çıkacak kuruluşlar olduğunu düşünüyorum. Kurum içerisinde data analizi ve bu data analizine istinaden şirketin gelişimi için en analitik çözümü ortaya koyabilen finans departmanları dijitalleşmedeki analitik becerisi ve geçmiş dijital tecrübesiyle bu dönüşüme kesinlikle liderlik edebilecek en öne çıkan departman olduğunu düşünüyorum. Yani karar mekanizmalarının tam ortasında olacak bence. Evet. Peki gündem çok yoğun, zamanımız daralıyor. O yüzden hızla önemli konulara değinmeye çalışacağımız son 6 dakikaya giriyoruz. Bu yeni hizmet ve operasyon modellerinin devreye girmesi iş gücü profilinde de bir etkiye neden olacak muhakkak. Yeni işe alacağınız adaylarda ne gibi yetkinlikler arıyorsunuz? Hasan Bey, sizinle başlayalım isterseniz. Tabii ki Gökhan Bey. Ya burada önemli olan bir kavram var. Artık yeni kavram şu. Virtual leadership. Yani bu sanal liderlik kavramı. Yeni alacağınız insanlar da bu kavramın önemli olduğunu düşünüyorum. Neden önemli olduğunu düşünüyorum? Çünkü eskiden liderlik yaparken çalışanlarda birincisi beynen, öbürü de kalben etki etmeniz gerekiyordu. Şu anda beynen etki edebilirsiniz ama kalben etki etmek çok zor. Bu öyle bir zorluk yaşanıyor ve bu sanal liderlik bende çok önem kazanan bir kavram olacak. Ve bu yetkinliğe sahip olan insanlar, duygusal motivasyonu sağlayan bireysel çalışan insanları, evlerinden bireysel çalışan insanları bir takım çıktısında beraber oturtup çalıştırabilecek ve en yüksek performans sağlayabilecek insanlar bence iş gücü arayışında önemli olacaktır. Benim söylemeye çalıştığım şey daha ziyade daha üst yönetici
kavramları, alt yönetici kavramlarından bahsetmiyorum. Bunun dışında tabii ki karmaşıklık ortamından bahsettik, bilirsizlikten bahsettik. Çok önemli olan bir şey, bu zaten önemliydi, önemsiz değildi ama daha da önemli. Bu karmaşıklığı basite indirgeyebilen insan profilleri bizim için önemli. Bu insanları bulmamız lazım. Çünkü bu insanlar bu karmaşıklıkta doğru yolu gösterebilecek insanlar oluyor. Benim özellikle belirtmek istediğim konular bunlar. Diğer arkadaşlara devredebilirim zaman açısından. Teşekkürler. Hakan Bey, isterseniz sizinle devam edelim. Aynı konuda ne düşünürsünüz? Hasan Bey ile benzer düşüncelere sahibim. Sadece burada insan kaynakları departmanı olarak adlandı. Bizde o şekilde geçiyor. Önemli bir iş düşüyor. Çünkü özellikle bu robotik süreç otomasyonu gibi süreçlerin entegre olabileceği, kendini tekrarlayan rutin işlerde çalışan takım arkadaşlarımızda ileriye dönelik güvensizlik, geleceğe karşı karamsar olma duygularının ortaya çıkması kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla burada çalışan, bu işleri yapan takım arkadaşlarımızın cesaretlendirilmesi ve gelecekte ortaya çıkacak rollere yönelik yönlendirilmelerde bulunulması, kariyerlerine yönelik danışmanlık yapılması olmazsa olmaz. Çünkü gerçekten yetişmiş, kurum kültürünü benimsemiş çalışma arkadaşlarını elinde tutmak bizim organizasyonumuzun öncelikli hedefleri arasında. Teşekkür ederim. Aydın Bey, sizin de görüşlerinizi alabilir miyiz? Benim iki tane yani arkadaşlarımın söylediklerine ek olarak iki tane rolü özellikle ya da etkinliği belki altını çizmem iyi olur. Bir tanesi Hasan Bey'inkine çok paralel. Veriyi yani artık veri eskiden teknoloji departmanından veriyi elleşleyip bize anlamlandır diye istediğimiz bir şeyken şimdi artık çok daha demokratize oldu. Hani herkesin ona erişimi var ve herkes oradan bir anlamlandıracak bir anlamlandırmaya çalışabiliyor. Kolaylaştı o iş. Dolayısıyla burada veriyi okuyan ve orada elleşleyip karar noktasına getirebilecek belki finansın içerisinde de liderlere ihtiyaç var. Yani o veriyi okuyabilme yetisine sahip kişilere ihtiyaç var. O belki bir öne çıkan bir yetkinlik olacak. Teknoloji departmanına bırakmayan, analitik olan belki roller ön plana çıkacak. İkincisi de eğer bir teknolojik ürününüz varsa onun içeride bir teknolojik sahibinin olması çok kritik önem arz ediyor. Örneğin Borusan Lojistik'te bizim dijital komple taşımacılık işimizin tamamı dijital lojistik platformumuz olan ETA'ya taşındı. O ETA'nın tüm teknolojik yetkinliklerinin gelişmesi ve ona bir bebek şefkatiyle bakılması için de bir ürün müdürü rolü var. Sürekli olarak o ürüne bir sonraki seviyede ne yeni kaslar katılabileceğinin organizasyon içerisinde sahiplenilmesi gerekiyor. O anlamda teknolojik ürün müdürlüğü de ya da ürün sahiplenilmesi de önemli bir rol olarak ön plana çıkacak diye düşünüyorum. Teşekkürler. Gökhan Bey, isterseniz bu soruyu sizinle nihayetlendirelim. Buyurun lütfen. Tabii ki. Ben bu soruda aslında farklı bir perspektif, yani hani hep tartışılır jenerasyonlar arasındaki işte bu şey tartışma. Bir taraftan aslında dijitalleşmenin işsizliğe neden olmaktan ziyade verimliliği ve üretkenliği artıracağını düşünüyorum. Y jenerasyonu zaten fazla mesai seven bir kuşak değil. Izdırap çekip homurdanmayı sevmiyorlar. Yani arabesk de değiller. Manasız bir şekilde sırf patrona şov yapmak amaçlı fazla mesai de yapmıyorlar. Dolayısıyla en iyi yeteneği çekip bünyede tutmak için onların potansiyellerini tam kullanmalarını sağlayıp angaryalara girmeden işlerini yapacakları ortamları oluşturmak şart diye düşünüyorum. Bu yüzden hem iş yapış şekilleri, hem ekiplerin profillerini, hem scorecardlarındaki KPI'ları, hem de bunların ölçülme yöntemleri değişiyor diye düşünüyorum. Artık personeller için olan KPI'ları tedarikçiler için, onlar da etkileniyor ki bu da bütün tedarik zincirini
izlenebilir olması demek. Aslında bu zincirin içinde yer alan herkesin sürdürülebilirliği adına muazzam bir gelişme. Çünkü günü kurtarmaktan geçip önlerine bakma fırsatını yakalıyorlar. Zincirin halkalarının birbirine bağlı olduğunu anlıyor ve bunun başarı için işbirliği yapma zorunluluğunu aslında farkına varıyoruz. Şimdi baktığımızda 1995 sonrası doğumlar zaten teknolojinin içine doğdular. Ve çoğunun mobil telefonu olduğu için hem internet okuryazarlığı hem gelişen teknolojileri takip etme konusunda fazlasıyla ilgililer. Asıl sıkıntı bence 50 yaşın üstündeki çalışanların hala eski alışkanlıklarını sıkı sıkı tutunuyor olması. Asıl çalışanlar dijitalleşmenin şimdi şöyle düşünüyorum. O çalışanları dijitalleşmenin küçük bir dalga olduğunu düşünüyorlar. Ama bu bir tür tsunami ve dijitalleşmekten kastedilen sadece Zoom toplantıları yapmak değil. Bunu yakında görecekler ve rapor istediklerinde birilerinin onlara gönderdiğinden ziyade bilginin proaktif oluşturduğu ve veri veya bilgiden ziyade içgörünün olduğu raporların işi yönlendirdiğine tanık olacaklar. Şimdi yapay zeka ile birlikte bu konu o jenerasyon çok korkutuyor ama yapay zekanın akıllı asistan yapısı ile insanın sorgulama becerisi birleştiğinde ortaya aslında muazzam bir yönetim sistemi çıkacak. Doğru zamanda, doğru bilgi, doğru kişinin önüne bir içgörü olarak geldiğinde ve insanın sorgulama becerisi ile birleştiğinde bence muazzam bir yönetim ortaya çıkacak. Aslında çıktı bile, sadece herhalde yayılmasını bekliyoruz. Evet. Dijital bir finans çağının içindeyiz. Finansal işlerde tanık olduğumuz değişiklikler aslında daha yeni başlıyor. Hepinizin söylediği gibi 2025 yılına kadar finans muhasebe birimlerinin iş yapma biçimleri, veri girişi ve mutabakat gibi süreçlerden ziyade tüm iş faaliyetlerinde sağlanacak bu teknolojiler sayesinde iyileşmelerle değer ve hizmetler sunmaya odaklanacak diye düşünüyoruz. İster yetenek, teknoloji, ister analiz veya finansın başka bir bölümüne odaklanalım. Aslında netice hep aynı. İş liderleri her zaman finansın daha iyi içgörüleri daha hızlı sunmasını, böylece daha az riskli, daha akıllı kararlar alabilmeyi istiyorlar. Dijital çağdaki finans dönüşümü işletmelerin bu beklentileri hızlı ve verimli bir şekilde karşılamasına yardımcı olacaktır diye düşünüyoruz. Değerli katılımlarınızdan dolayı tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Herkese sevgi ve selamlarımla. Hoşçakalın. Evet, herkesin ağzına sağlık. Çok teşekkürler moderasyon için de, değerli katkılar için de. Finans zirvesinde 11.si düzenlenen EduPlus zirvelerinde yine keyifli bir oturumla vedalaşıyoruz ama daha bitirmedik. Şimdi yine çok değerli bir konuşmamız olacak. Sonra bir oturmamız daha olacak. Gün bitiyormuş gibi düşünsek de aslında konular bitmiyor. Bizden ayrılmayın, bir dakika sonra sizlerle birlikteyiz.